Güzel olur. Abi o soru artık baydı Erhancığım. Neden JTG az izleniyor sizce? Abi bu soruya çok cevap verdik de. Yani biz artık bunun bizle alakalı olduğunu düşünmüyoruz. JTG'de de alakası yok. Yani Twitch'te genel olarak zaten bir düşüş var. Ya teknik olarak şöyle bir şey oluyor. JTG birinci sırada oluyor Evet, zaten. hep birinci sırada. Ama bunu bilmiyorum. Hogbir ile kıyaslamak gerekiyor mu acaba? Yani Hogbir'in izlenme rakamı ile bizimkinin aynı olması bilmiyorum. Hype yok olayı biraz doğru. Çünkü Hogbir projesinde bir aylık böyle bir marketing süreci vardı. Aynen. Bizde hiç şeye dönmedi ha. Bir tanesi ben hatta bir ara şey kullandım biliyor musun? Ulan 5 gün kalmış. Bilet yok. Alacak adamın o ne zaman alacağı belli değil. Ekipten kimseyle konuşmadım. Hoga gideceğim diye biliyorum. Reklam yok Hog'la ilgili. Kamerayı patates ettim, sen anlat. Ulan dedim ki herhalde bizi sikiyorlar yani kandırdılar böyle Hog'a gideceğim falan diye. Biri böyle büyük prodüksiyonlu taşak geçiyor bize falan dedim. Onu ona al, öbürünü al aynen. Yani. Herhalde dedim biri Yani dalga geçiyor bir şey yani. sıkıntısı var abi. Genel olarak Twitch sıkıntısı var. Çok hype'lanmadı. Ekip belki, bir de ben hep şeye bağlıyorum bu arada ya. Yani Hogbir'in o kalabalık izleyicisinin çoğu zaten Kemal'i Memal'i izlemeye JTG açıkken de gidiyor. Bize Şöyle. gelmiyor gibi. Bir de şey durumu vardı. Ya bilmiyorum bir şeyin ilki her zaman daha bir akılda kalıcı olur Evet, ya. tabii yani. Mesela Filmlerde bile öyle düşün bu yani. farklı bir konsept olsaydı ve ilk kez biz yapıyor olsaydık o zaman vay amına koyayım olurdu belki. Ama şu an öyle hype'lı bilmem ne olmuş bir aylık bir sürecin üstüne bam diye biz geldik yani. Aynen öyle. Ya bir de ya ben sıkıcı olduğunu düşünmüyorum Emir'cim. Vallahi sıkıcı falan bir yayın değil. Yani iyi makara dönüyor ama şey algısı çok yanlış. 6 saat boyunca eğlenmeliyiz. 6 saat boyunca insanlar bizi eğlendirmeli. Belki bizim yaşlarımızdan dolayı bana garip geliyor. Büyük ihtimalle ondan dolayı zaten. Yani bizim yaşımız yüksek Bir de ya. herkes yaşlı diyor. Öyle doğru ama. Doğru. Ben en küçük üçüncüyüm evde 27 yaşındayım yani. Doğru. Bakalım JTG devam edecek mi? JTG her türlü bir ay... Tabii Evet canım. abi Bir öyle... izlense bile buradayız yani. Arkadaşlar biz sıfır görsek... Evet. Bak arkadaki reji. Sıfırı görsek o Gene gene devam buradayız. edecek. Biz gene kendi muhabbetimize, eğlencemize bakacağız. Bu arada şöyle bir... Bunu kesinlikle yanlış anlamayın. Ramus burada mı? Buradaysa hani yanlış anlamasın diye söyleyeceğim çünkü. Çetek Hüsen de çok izleyici var. Sohbet edemediği için bilhassa ilk hafta. Şu an onlar yavaş yavaş toparlanıyor ama etkileri Toparlanıyor. hala kırılmadı. Evet, kırılmadı. Yani şey bir yapamıyoruz. Sun modu açıp şöyle oturup bir rahat rahat muhabbet edemedik bir türlü tam. Aynen Yani bir öyle. yarım yamalak donate okurken konuşup bırakmak zorunda Chat'le şey kalıyoruz. olamadık ilk hafta. Yani Evet. böyle bir temas haline geçemedik. Siz sohbet ediyorsanız sohbet de çok sarmıyor işte. Bak hep ilk hafta etkileri bunlar. İlk hafta biz de onu fark ettik. Yani ya küfürü katma. Ya küfür bence de evet küfür olsa daha makara Bu arada edebiliyoruz. kukara Edebiliyormuşuz. dönebilir. Niye o kadar ceza yiyoruz lan? Yemiyormuşuz. Şu ana kadar köyden kim yemiş? Ağır ceza. Ama son Ramus. yediği de o İslam da ana avrat düşse küfür öldüğü değil için yani, o da yemiş. başka bir şey değil. Nonstop. Ben de öyle biliyordum. Normal küfür Ben edebiliyormuşuz. yarın ortamın omunu Bir şey söyleyeceğim. Ben Bak de. ışık ve kamera açıları bile etkiliyormuş insanları. O bir de daha samimi bir açı vardı diyor. Ev ortamı, salon, daha O küçük bir şeyden yer. olabilir. Küçüktü abi o ev. Yani bir salonları bir mutfakları vardı bu kadar. Bizde salon, mutfak, oyun odası, koridor, bahçe, havuz. Yani abi. Abi her kafadan bir yorum geliyor yani herkesin bir bakış açısı var tabii. O yüzden çok da böyle aha sebebi bu denilemiyor. Biraz eleştirilere tabii açık girdik biz. O iki olarak çünkü Tabii. birden çıkmasın. Yani biri izleyen kitle biri görerek bizi yorumluyor veya kıyaslıyor. Bir süreç yaşayacaktır yani. Ben John Wick'in birinci filmine aşıktım. İkincisine çok daraldım mesela. Halbuki film çok güzel. Gibi gibi. Kalkıp da kendimize de şey demiyoruz. Biz vallahi çok iyiyiz. Siz beğenmiyorsunuz da demiyoruz. Biz bayağı ilk hafta konuştuk. Ulan biz mi hata yapıyoruz? Biz mi acaba birbirimize de ısınamadık bir süre vesaire vesaire. Ama ben ilk defa bu geçen pazar çok gerildim. Ve hiç hoşuma gitmedi. Bir daha da o şekilde ben mesela şey yapmayacağım. Gerilmeyeceğim. Durduracağım kendimi yani. Şeyden de çıkacağım. Ben birine biri veriyorsam
Bir verdim lan falan yapacağım yani. O gerginlik beni çok rahatsız etti pazar günü. İnanılmaz sıkıldım. O gece de böyle yatarken içim şeydi, sıkkındı yani. Bizim öyle olmamamız lazım. Bizim hep eğleniyor. Makara okara geçiyor olmamız lazım. Ama bunda RP ile değil, gerçekten eğleniyor olmamız gerektiğini düşünerek. Yani biz eğleneceğiz ki siz de eğlenin abi. O güç olmasın iyice boka döner. Yo, sanmıyorum. Mitre'in gelseydi, ha, o şey muhabbeti çok döndü. Bir tane çok izlenen adam. Yani bu 3K, 4K, 2K ortalamalılar değil de bir tane böyle hani 10.000, 15.000, 8.000, 9.000 izlenen biri gelse. Ya şöyle, yalan yok, etkiler miydi? Etkilerdi. Ama biz de elimizden gelen en iyisini yapıyoruz, emin olun yani. Aynen. Ve yapmaya çalışıyoruz ki bu kadar eleştiriye rağmen. Motivasyonumuz kırılıyor, yeri geliyor çünkü. Rapçileri suya şeyden atamadık. Bugün havuzumuz bakımdaydı. Oğlum biz size yayını jeneratörle yaptık lan. Bayağı jeneratör yani, ekstra takviyeyle o elektriği aldık. Şey falan oldu zaten yani, yayını kapatıyoruz dedik, el salladık ya. Bircan. Ondan sonra gitti falan böyle, hani talihsizdi bugün biraz. Şükrü'nün yorumunu ben gündüz Volkan'ın yayınında dinledim, izledim. Bence haklı olduğu taraflar çok yüksek. Bence de. Ben hak verdim. Abi bu MSI GH70 miydi? Evet. Aa, Bircan dedi ya la. Niye demeyeyim oğlum? Allah Allah. Rejiden Onur'a selam söyler misin? Bizim rejide öyle Onur mu var? Yok. Öyle biri yok oğlum. Sen neyi trolledin? Onur'u biliyorum. Ben Uğur'u anlıyorum. Sen misin Onur? Musa lan bu. Musa. Harbi mi? He, Musa abi, Onur. Chat'ten ikimi hiç mi görmediniz ya? Yo, ben Musa diye. İyi oldu ha. Onbaşı Ertan'ı tanımıyorum. O iki kere daha yapılsa sonra beşinci. Bak All Star daha tutabilir. Doğru. O All Star çok eğlenceli olur. Bizim kadro kötü, birinin kadrosu eksik falan diye söylemiyorum ama bir All Star konsepti her zaman sevilir bu arada. Doğru. Yani hayal et. Bizim kadro kötü. Bizi boş ver. Şimdi Hog 1'in All Star'ı olsa ne olur? Yani, Kemal Ferit. Şimdi Kemal Ferit kabul ettiler diyelim. Okey, anlaşıldı. All Star'da Ferit var, Kemal var. Üçüncü var mı? Niye güldüm ben? Bu üçüncü. All Star bakayım. Bu yüzden güldüm. Kadroyu hatırlıyorum ben. Kimler vardı lan? Furkan vardı, Figen Levo, vardı. Levo, Ecesu, Figen, Furkan. Teta Beta vardı. Teta Beta, Kemal Ferit. Kemal Ferit vardı. Ecesu. Bu kadar. Evet. Casper vardı. Casper vardı. Furkan'ı sayarız mı? 8 işte. Bence. Kemal Ferit, Levo, Ecesu, Furkan, Teta Beta ve Figen. 8. Sizce Hog 1'den 3 kişi kim olmalı? Mesela All Star konsepti olsa. Hog 1'den bahsediyorum. Kafamdakini söyleyeyim mi? Ben söyleyeyim mi? Kemal Ferit Ecesu. Aynen. Tam onu diyecektim. Çok net yani. Yani Teta Beta da olsa olur. Yani şey... Onlar olmasın anlamında değil. Olmasın anlamında değil. All Star olarak düşünüyorsak hani böyle en. Tamam, Kemal Ferit tamam zaten. Levo yoksa evet, olmaz Levo abi. Var bir de. Levo bir de Levo var. Var evet. Ama şimdi işte... Ben Ecesu derken... Ecesu Levo 1 olarak düşünerek yapıyorum bu hareketi. Gerçi... Ben hiç o işin magazinde değilim. Ben de magazinde değilim. Biz öyle düşünmüyoruz işte. Biz öyle düşünmüyoruz aynen. Abi onlar ayrıldı. Aslında bir tane de sürpriz koyacaksın. Random adam mı mesela böyle takdir? Ama böyle o da böyle hani... Ferit ayarında... İşte Kemal ayarında biri oldu. Kim kaldı? Ahmet'i koyacaksın. Ne? Mitre'ini koyarsın. Mitre'ini Ahmet. Mitre'ini koyarsın. Annost olur. İşte kim var başka? Panda Jare'ni katmıyorum. Hani onlar da olabilir. Hazreti Yasuo'yu katarsın. Troll anlamında. Aslında adam çok. Zeon'u koyarsın. Aynen. Oxy'yi koyarsın. Bana müsaade abi. Şükrü var. Şükrü ama yok, o Şükrü tam o konsept değil. Şükrü bizim ayarımızda. Şükrü bizim ayarımızda şu an. Bakıyorum, chat'i okuyorum bir yandan da. UPS var abi. Ne var? UPS. UPS ne lan? Jeneratör edilmiş. Şu arkanızdaki bilgisayarları çıkarmasını sağlayan var. Ya burada elektrikler gidince bir yarım saat, bir saat daha full açık devam edebiliyor her şey. PUBG mi oynuyoruz? Baymadın mı PUBG'den? Az önce öyle bir şey duydum. Öyle bir şey falan dediniz, PUBG sıkıntı yaptın.
Oynamayacağım falan mı? Şükrü 10 numara sunucu olmaz mı? Gel okuyorsun o zaman. Evan Moss diyorlar. Elvin diyenler var. Evan Moss olur. Evan Moss olur aslında. Bir yüzeriz. Hog All Star olsa kimler olmalı diye böyle bir muhabbet döndürüyoruz da. Arkadaki Neci. Arkadaki Reji. Neci Reji. Ben olayım mı? Teokiliyiz. Oğlum biz şu an bizim Hog'dan bahsetmiyoruz. Birinci Hog'a göre düşünün. Birinci Hog'a. İki... Hep siz mi 1-2 yapacaksınız lan? Bu sefer de biz yapıyoruz. Blue Angel Live Prime'ın abone olmuş. Hoş geldin kardeşim. No 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 no. Mia Fitz diyenler. Oğlum siz bütün yayıncıları sayıyorsunuz ha. E herkesin izlediği bir işte, ne oluyor? Onu da görmek istiyor. Herkes de onu istiyor. Onu görmek istiyor aynen. Ninja olsun. Ne bileyim. Ninja olmasın Şirad abi. Olsun. Bizim Ninja ile aramız bozuk. Samet olsun. Jirox. Doktor. Ya okudum o oyunu. Şu an bak komple karmaşaya döndü. Karmaşaya Enes Batur falan dedi işte boku çıktı. Ama ilk yorumlar aşağı yukarı aynı fikirdi. Evet. Ya aslında tabii bütün headleri koyacaksın da ona şey yapamazsın. Bir ara biri şey yazmıştı. Ekipli yayıncılarla ekipli hop konsepti. Yani mesela yani, Mamba Bros. Jareyin, Cehennem Evet. Cehennem Evet, Mumble Bros, TKT, Erik Dalı dediler. Al sana drama. Kan çıkar lan oradan. kan çıkar oradan. 50 kişi oluyorsun bana. İşte öyle. Hayır, öyle hayal ediyorlar anladın mı? Böyle o ekipler kapışacak birbiriyle. Böyle Wipeout, Survivor ayarı. YouTube vs TV. Bak YouTube vs Twitch'ten drama çıkmaz. Çıkmaz. Bir şey çıkmaz ama Twitch ortamındaki... Çünkü neden? Hiç kimse yüzüne bir şey söyleyemiyor. Üf. Doğru. Doğru. Twitch'ler daha net. Mesela ben Tukan'ı sevmediğim bir özelliği olduğunda tak diye gidip ben senin bu özelliğini sevmiyorum diyorum. Adam da eyvallah diyor. Aynen. YouTube'da bu yok abi. Çok enteresan. YouTube'da şey. Ben YouTube'un içinde bir herif değil ya. YouTube'un içindeyim ama hani o şey içeriklerin içinde değilim ya. Ben yani, anlamıyorum oğlum. Herkes birbirine kayıyor. Sonra şey yapıyorlar. Sonra birlikte projeler... Sakın alınma. Senin amına koyayım. Senin amına koruyum ama. Seni çok seviyorum aynen Tukan. Aynen abi. Çok yani, garip Tukan, ya. YouTube'da çok ayrı bir yerde ama onun amına... Böyle bir ortam var ya. Yani birini ya seviyorsundur ya sevmiyorsundur. Net bir tutumun olur bununla ilgili yani. Demiş ki abi Kemal yayına geldiği zaman demiş ekibiyle güzel bir hype alacak. Kendinizi göstermeniz lazım. Ya kendimizi göstermemiz lazım terimi bana ters ya. Yani sonra çıkacağım. Abi yok. Ya beni adam orada atıyorum çok donuk bir şekilde... Arkadaki o bahçedeki masada otururken sohbet ederken de sevebilir. Bir de şu var. Seni orada o haline tanıyıp yanlış da tanıyabilir. İşte aynen. Sonra yani, der ki lan bu adam böyleydi böyle oldu. Ben olduğum gibi olacağım ki abi eğlendiğim an eğlendiğimi görüp adam beni sevecek. Durgun olduğumda durgun olduğumu sevecek. Neyse ne. Yani benim hitap ettiğim kitle benim kafamdaki kitle çok farklı. Hate kazandın. Mesela muhabbeti var ya insan hepimizin arasında geçiyor. Hate kazandın. Abi niye hate kazanayım? Yani ben o bana hate duyan adam zaten benim kitlem olmayacaksa niye dert edeyim diyorsun? Ya çekim başlayınca gerilmek Tukan'da da vardır o bilmiyorum bende var. O Noobstar'da biraz ben şey yaptım tabii. Ben kıramadım. Ya onu sen hemen kıramazsın zaten. Çünkü şey oluyor yani kendi yayınımda ben bir başımayım ve kendi cümlelerimden mesulüm. Mesela yayının kontrolü başından sonuna kadar 5 saatse 5 saat bende oluyor. Burada ama 8 tane yayıncıyız. Beni geçirdi. 7 var benim dışımda. Mesela Tukan o an bir şey yapmak istiyor. Ama ben o an yorgun ve mesela çok daha pasif bir şey yapmak istiyor olabiliyorum. Aynen. Doğal olarak bazen... Abi solo ya. Çok farklı bir şey. Yani şurada oturup kendi elini yapmak çok farklı bir şey ya. Bizim gibi böyle genelde tek başına olan yayıncılar için o başka bir zor oluyor yani. Saatler diyorsun gönderdiğim anda kafanı çeviriyorsun. Görmüyorsun. Sırt sırta izler misin? Fena sarar. Sırt sırta ne lan? Ben onu izlemeyeceğim spoiler olmasın diye.